Şimdi bize bir tane x açısı verilmiş. Açının sinüsü veriliyor. 5 bölü 6 olarak kosinüsü soruluyor. Şimdi normal şartlar altında bizim temel bir tane bağıntımız var. Sinüs kare x artı kosinüs kare x eşittir 1. Biz buraya sinüs x'in yerine değeri yazıp hesaplama yapabiliriz. Ama bunu tercih etmiyorum ben. Dikişgen üzerinden de çözebiliriz. Yalnız şuna dikkat etmemiz lazım. Bizim açımız 90 derece ile 180 derece arasında. Yani ikinci bölgeye denk geliyor. Eğer bir kosinüs hesaplaması yapacaksak bunun sonucu negatif çıkmalı. İkinci bölgede kosinüsler negatif çünkü. Şöyle basitçe bir tane birim çember çiziyorum. Bizim çalıştığımız bölge, şu açıları da yazayım. 0, 90, 180, 270, burası 360. Bizim çalıştığımız bölge burası. İkinci bölge. Buradaki kosinüsler negatif olur. Burada işaretler eksi artı biçiminde. Bizim aradığımız sonuç kesinlikle negatif olacak. Şimdi bir tane üçgen çiziyorum. Açısı x olacak. Şöyle. Tabii normal şartlar altında bizim x açımız geniş bir açı olacak. Geniş açı olduğu için aslında dik üçgen üzerine çizemeyiz bu şekilde. Ama sayısal olarak hesaplama yapabiliriz buradan. Yani sonucumuz doğru çıkacak. Biz buraya normal şartlar altında geniş bir açıyı çizemiyor da olsak şu oranlar üzerinden işlem yapınca doğru sonuca ulaşabileceğiz. X'i yazıyorum. Sinüsü 5 bölü 6'ymış. Sinüs demek karşı dik kenar bölü hipotenüs demekti. Karşı dik kenarı 5, hipotenüsü 6. Eğer kosinüs hesaplamak istiyorsak şurayı bilmeliyiz. K diyorum buraya. Pisagor teoremi kullanalım. K'nın karesi artı 5'in karesi eşittir 6'nın karesi. K'nın karesi artı 25 eşittir 36. K'nın karesi eşittir 11. Demek ki K karekök 11. Burası karekök 11. Şöyle. Şimdi aradığımız ifadeyi bulalım. Kosinüs x'i arıyoruz. Şunun kosinüsü. Kosinüs x komşu dik kenar bölü hipotenüsten karekök 11 bölü 6 olur. Komşu dik kenar bölü hipotenüs. Ama şuna dikkat edelim. Bölgemiz ikinci bölge olduğu için bizim kosinüsümüz o bölgede negatif olur. Bu nedenle önüne eksi gelecek. Yani üçgenden değerini buluyoruz. Bölgeden de işaretini. Bu şekilde yapabiliriz.